inancım sonsuz. Ama lig çok uzun bir maraton. Tabii ki inişler çıkışlar olacak. Önemli olan istikrarlı sonu yakalamak. Ben Sarıyer'in sonu yakalayacağına inancım sonsuz. Diğer takımlara da, başa gruplardaki takımlara da böyle sağlıklı bir lig diliyorum. Başarılar diliyorum. Peki Fethiye maçı öncesi sakat sporcu beklentimiz olduğumuz bir sporcu var mı? Şu an iki tane sporcumuz sakat. Bir tanesi geçen senede Kasımpaşa'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük katkıları olan Özgür. Ne yazık ki bir antrenmanda sezon başı sakatlandı. Hala yaralanamıyoruz. Herhalde 1-2 ay sonra yaralanmaya başlayacağız. Bir de geçmiş maçlarda Selim var sakat. Onun dışında sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Evet. Hepsi çalışıyorlar. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki burada tabii Kulüpler Birliği Başkanı Ünal Tombüler. Burada Yahya Başkanım'a çok güzel bir şey söyledi. Sakarya imkansızlıktan böyle. Peki çok büyük imkansızlıklar içerisinde genç kadroyla mücadele eden Zeytinburnu'nun başarısına ne diyeceğiz? Sayın Ünal Tombüler'in başarısına. Kesinlikle. Buradan da sevgi selamlarımızı yollayalım mı? Sayın Kesinlikle Ünal Tombüler'e, Zeytinburnu'na. Sevgili dostum, aynı zamanda yürütme kurulumuzun da başkanı Ünal abiye saygılar sunuyorum. Şimdi tabii o bazen o bir ruh. Yani evet. İşte biz her zaman şunu söylüyoruz. Ben yani bu kesin görüşüm. Bu bizde de olmalı. Bütün profesyonel takımlarda amatör bir ruh olmadığı müddetçe başarılı olmaları mümkün değildir. Yani evet, o bizim büyüklerimizin bize anlattığı formu aşkı biraz ekonomiler bazen öne geçer gibi oldu ama işte biz o formu aşkını yakalayacak gençleri arıyoruz. Ben bu sene onun için Sarıyer'den inançlıyım, ümitliyim. Ama bu Ünal abinin elinde böyle bir kadro var. Onu tebrik etmek lazım. Yani ona başarılar diliyorum. Liderlik profilini futbolun içinden gelmiş, onun dilinden evet. Anlayan, ondan sonra uzun zamandır biraz evvel başkanımın dediği gibi sıkça değişmeyen yönetimler bir müddet sonra o ailenin bütün sorunlarını biliyorlar. İşte bunların hepsini koyduğunuz zaman evet. Ünal abinin başarısı da ortaya çıkıyor. Onlara yine başarılar diliyorum yollarında. Peki başkanım. Tabii Ünal Tombular dendiği zaman burada onun önemli mücadele arkadaşı Güngören Belediye. Sevgili Yahya Başbaşkanım, siz grupta neler hedefliyorsunuz? Güngören Belediye'yi 2009-2010 sezona girerken hedef ne koydunuz? Düşünceler nelerdi? Yani biz tabii ki başta önce yükselme grubunu hedefledik. Yani ilk ikiye girip yükselme grubuna çıkmak. Hatta bunu bütün futbolcularımız da kendini buna şartlandırdı. Biraz da bir üstlükten düşmüş olmana vermiş olduğu ezikliği telafi etme amacıyla aynı ekip olması sebebiyle hedefimiz evet. Bu. Ama şu anda biraz o hedeften hafif uzaklaşır gibi bir konumdayız. İnşallah telafi imkanı hala var. Hala iş geçmiş değil. Hala hedefimiz orayı yakalamaktır. Başarabilirsek inşallah onu başarmaya çalışacağız. Ama şunu söyleyeyim. Biz bu seneki liglerde gerek oynadığımız futbol olarak gerekse performansımız ve kalitemiz olarak sonucunu aynı alamadık. Yani bir maçımız, bir Pendik maçımız hariç bütün maçlarımızda çok üstün bir futbol oynamamıza rağmen, çok pozisyona girmiş olmamıza rağmen, az pozisyon vermemize rağmen maalesef puanlar kaybederek çıktık. Bu konuda bir moral bozukluğu diyebiliriz ama artık bunu telafi etme zamanı, bundan sonra toparlanmak dönemindeyiz. İşte önümüzde en zor deplasmana gidiyoruz. Türk Telekom deplasmanına bu hafta sonu. Evet. Çocuklarımızdan orada artık bugüne kadar kaybettiklerini telafi etme şansını bulmalarını bekliyoruz. İnşallah başarılı olacaklar ve tekrar yolumuza devam edeceğiz. Peki Ankara deplasmanı öncesi Güngören Belediye'de gözle görülen yoksulluğu yani tabii eksiğimiz var. Hissedeceğiniz kim var? Sakat bir oyuncumuz yani iki var santroforumuz, mı? Cezalı oyuncumuz, sarı kart, kırmızı kart, cezalı oyuncumuz var mı? Cezadan ziyade sakat. İki tane önemli santroforumuz, ikisi de sakat. Çift sarı kart cezalımız falan? Yani yok. Şu anda bildiğim kadarıyla kart cezalımız yok. İşte iki santrofor Bülent ve Adem, ikisi de sakat. Ama onun yerine telafi edecek arkadaşlarımız yine var. Çıkıp onların görevlerini yapacaklar. Biz Bankası'ya çıkarken de dediğim gibi başkanımın söylediği gibi ekonomik olarak çok üst düzeyde takımlar da vardı. Ama belki de o takımlar içinde ekonomik bütçesi en küçük olan takımdı. Ama bize çıkmak nasip oldu. Bu bir yürek meselesi biraz da bu iş. İnanmak ve buraya yönelmektir. Yoksa sadece her şey para değildir. Buna inandığı zaman futbolcular hiç ummadığınız futbolcu çıkar. En genç futbolcuyu korsunuz. O en tecrübeliden daha faydalı sonuç da verebilir size. O anki konsantrasyonla ilgili bir olaydır. İnşallah o havayı yakalarsak başarılı olacağız. Umut ediyorum. Peki sevgili başkanım. Evet değerli izleyiciler biraz sonra tabii ki hemen VTR'mizde ne var?
5. Doktor Travenski turnuvasının 2. VTR'si var. Ardından da Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun öncelikle 2009 Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Dünya Şampiyonası öncesi milli takımının tespiti vardı. Orada kurmaylarla röportajlar yaptık. Bu güzel görüntülere siz baş başa kalırken biz programımızı kapatacağız. Hemen sevgili yönetmenim yayını hazırladı ama ben Tek Rumeli ailesi adına buraya kadar gelen öncelikle Sarıyer'in değerli başkanı İbrahim Bozan'a, ben yönetim kurulu başkanımı Sayın Atilla Baykal ve kurum adına bu güzel hediyeyi takdim etmek istiyorum. İyi günlerde. Sevgili başkanım. Tabii bizim büyüğümüz bugün gururla, Allah daha nice 16 yıllara nasip etsin, sevgili Mimar Yahya Baş, Güngören Belediye Camiası'nın Atilla Baykal ve kurumum adına. Evet. Değerli izleyiciler, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Peki son cümleler neler olabilir? Kapanış konuşmalarımızı çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Buyurun Sayın İbrahim Başkan. Ben bu 2009-2010 sezonunda Türkiye liglerindeki tüm futbol ailesine başarılar diliyorum. Ve özellikle çok içten ve bir samimi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hatırlatmam devlet büyüklerimize. Buyurun başkanım. Federasyonumuza. Bugün futbol ailesinin ana birimini önce amatörler oluşturuyor. Sonra 54 tane 3. lig takımımız, 45 tane 2. lig takımımız, 18 tane Bankasya, 18 tane Süper Lig. Eğer bunların olmadığı yerde 18 tane Süper Lig takımının oynayacağı temaşa sanatı açısından bir şey ifade etmez. Evet. O açıdan gerek yayın gelirlerinde, gerekse iddia vesaire gelirlerde Türk sporunu güçlendirici, amatörlere yayıcı önlemleri arttırmak zorundayız. Daha evvel 38'de olan, 33'e düşen, 26'ya düşen iddia oranlarını gün geçtikçe düşüreceğimizi, gün geçtikçe arttırmalıyız. Çünkü Mehmetlere, Süleymanlara yetiştirmek için bu paraları Alex'lere, Erenolara eğer bunları aktarmak, bunları tabii ki başarı önemli ama kendi öz değerlerimize de sahip çıkmak zorundayız. Bunu bir hatırlatma olarak. Evet. Peki, teşekkür etmek istediğimiz, özellikle Sarıyer'in yanında görmek istediğiniz katkıları, değerleri olacak şimdi insanlar. Özellikle başlangıçta Sarıyer'de bizim bir sloganımız oluştu. Bu sene Sarıyer bir beyaz sayfa açtı. Başta Sayın Başkan Şükrü Genç'e verdiği desteklerden dolayı belediye başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayrıca da divan heyetimizin, bizim çok bir şanslı konumumuz var. Biz 1902 Ağustos 1940'ta kurucumuz Sayın Fikret Canlı hala hayatta ve bizle. Divan heyetinin o sıcak samimiyetinden en genç üyeye kadar bu olaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Evet. Ve herkesin de bu görevi keyifle yaptığına, bunu bir görev olarak addettiğine inanıyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başkanımın nezdinde Güngören Belediye'ye de bundan sonraki maçlarında ve sezonda başarılar diliyorum. Evet, sağ olun. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Hocam, size sporun penceresine ve Rumeli Tek ailesine de, Tek Rumeli ailesine de çok teşekkürler. Çok sağ olun başkanım. Evet, yine hiyerarşik düzene uyduk. Sözü büyüğümüze bıraktık. Siz de keyif verdiniz. Sizle olmak çok güzeldi. Sizden neler söyleyeceksiniz? Ben de teşekkür ediyorum. Sizinle olmaktan büyük gurur ve zevk aldım. Ve değerli genç kardeşlerimiz, özellikle amatör futbolcularımız ve onlara destek olan yöneticilerimizle bir arada olmaktan, değerli başkanımla bir arada olmaktan büyük bir gurur ve zevk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben de başkanımın kulüplere, federasyona ve devlet büyüklerine yaptığı çağrı noktasında bütün görüşlerine gönülden katılıyorum. Ve altyapıya muhakkak destek çıkılması gerektiğini ve buna muhakkak kaynak aktarılması gerektiğini de inanıyorum. Önümüzdeki bir sezon, inşallah daha nice sezonları hep birlikte yaşayacağız. Sporun spor olarak yapıldığı günler olmasını ve spordan uzak şeylerin spor alanlarından da uzaklaştırılması temennisiyle yeni sezonun huzur içerisine geçmesini ve sonuna kadar da aynı huzurla devam etmesini temenni ediyorum. Bütün sporculara, bütün spor kulüplerine başarılar diliyorum. Başta İbrahim Başkanım olmak üzere bütün